Suriye'deki iç savaş sürerken güney sınırımızda hareketlilik devam ediyor. PYD ve DAEŞ tarafından topraklarımıza düşen mermilere misliyle karşılık veriliyor. Milli Savunma Bakanı Yılmaz Kilis'te sınır bölgesine gitti, incelemelerde bulundu. Ayrıca yine Kilis'te 14'ü çocuk, 29 DAEŞ'li gözaltına alındı. Fırtına obüsleri 8 gündür susmadı. Azez'deki terör örgütünün YPG mevzileri gündüz Hatay, akşam Kilis'ten vuruluyor. Ankara saldırısının arkasından YPG'nin çıkması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'e yığınak yaptı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye sınırına örülen duvarla sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu. Burada askerlerden briefing alan Yılmaz, Elbeyli kent merkezinde durarak bir kıraathanede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Kendi yöresine göre burayı daha gelişmiş, kendi yöresine göre burayı Barış Adası görüyor yani. Söz döndü dolaştı, terör konusuna geldi. Sayın Bakanım, bu terör konusunu bitirelim. İnşallah yani biz kavga etmek istemiyoruz ama senin kavga istememen yetmiyor. Karşı tarafın da istemez lazım ama o kavgaya gelince de yapacak başka bir şey yok. Yılmaz, Elbeyli ilçesinin Konya'ya taşınacağı yönünde iddialar olduğunu soran vatandaşlara da yanıt verdi. Yıllarca da Konya'ya yok, yer yapılmıştı. Burası vatan toprağı. Nereye bırakacağız burayı? Yılmaz, vatandaşların Suriyelileri getirip besliyoruz, katliamı yapanlar da bunlar diye sorması üzerine şöyle karşılık verdi. Bunlardan değil, diğer terör grubundan teröristlere karşı uyanık olmalıyız. Hem ekmeğimizi yesinler, ama hem de atıyor yüzemesinler. Bunlardan ne? O da terör gruba bağlı olanlardan. Oldu mu? Teröristlere karşı uyanık olmamız lazım. Hem de yani geri ekmeğimizi yesinler. Bakan Yılmaz daha sonra Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal'la birlikte Dağ Hudut Karakolu ile Çobanbey Hudut Karakolu'nun sınır hattındaki duvar örülen yerlerle askeri birlikleri inceledi. Bakan Yılmaz'ın inceleme yaptığı bölgenin Suriye tarafının DAEŞ kontrolünde bulunduğu öğrenildi. Gerek sınır hattında gerek yol güzergahında polislerin ve askerlerin zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Bu arada bakan gelmeden önce bölgede operasyon yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve DAEŞ üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 14'ü çocuk 29 kişinin 20 Şubat günü yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye'nin İran, Ermenistan ve Azerbaycan'la sınırının bulunduğu Iğdır'da hudut kartalları olarak görev yapan Mehmetçik, kar kış demeden en çetin koşullarda vatanı koruyor. Ağrı Dağı bölgesinde bulunan hudut karakollarında sınır hattının güvenliğini sağlayan Mehmetçik, ağır kış şartlarına aldırış etmeden vatanı görevini yerine getiriyor. Sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında eli tetikte, gözü sınırda bekleyen askerler hem sınır hattından gelebilecek tehditlere hem de kaçakçılık olaylarına karşı hazırda bekliyor. Suriye'nin Humus kentinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 28 sivil, 46 kişi öldü. Saldırıda 100'e yakın kişi de yaralandı. Diğer kentlerden de ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Ancak Suriye lideri Esed de muhalifler de ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Bu konuda son haber Rus ve Amerikan Dışişleri Bakanlarından geldi. Esed askerleriyle muhalifler arasında Daraya kentinde sert çatışmalar devam ediyor. Humus kentinde iki bomba yüklü araç patlatıldı. Rejim güçlerinin kontrolündeki Zahra bölgesine yönelik çifte saldırılarda 26'sı sivil, 46 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. İzleme örgütü direktörü Rami Abdurrahman, saldırının iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana Humus'ta gerçekleştirilen en kanlı ikinci eylem olduğunu söyledi. Suriye'deki kanlı iç savaşta her geçen saat masum siviller ölürken 25 Şubat'ta Cenevre'de yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesi muhalefetten de Esed'den de olumlu mesajlar geldi. Suriye muhalefeti 3 şartlarının kabul edilmesi halinde bir ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Buna göre eğer Rusya hava saldırıları durursa 2 ila 3 haftalık geçici bir ateşkes sağlanabilecek. Ateşkes ılımlı muhaliflerin yanında yer alan Nusra cephesinin hedef alınmaması şartını da içeriyor.
Bu konunun Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın üzerinde konuştuğu konulardan biri olduğunun altı çiziliyor. Ateşkes şartları arasında kuşatmaların kırılması, tutukluların serbest kalması ve Suriye genelinde yardım ulaştırılması da bulunuyor. Suriyeli muhaliflerin Yüksek Müzakere Heyeti Başkanı Riyad Hicab, Suriyeli silahlı muhalif gruplarla Cuma akşamı İstanbul'da bir araya geldi. Gizli tutulan toplantıda Hicab, batılı güçlerin geçici ateşkes kararının desteklenmesi halinde şartların uygulanması için tam güvence sözü verdiğini aktardı. Since the beginning of this crisis we said we are ready to make negotiations with anyone. Bir açıklamada Suriye lideri Beşar Esed'den geldi. Esed, muhaliflerin savaşmaya ve onları destekleyen ülkelerin geri çekilmesi şartıyla ateşkese hazır olduğunu söyledi. Başarısını Rusya ve İran'ın desteğine borçlu olduğunu söyleyen Esed, şüphesiz Rus ve İran'ın yardımı bizim başarımızda esas unsur oldu şeklinde konuştu. Eli kanlı lider Esed, 10 sene içinde kendinizi nasıl görüyorsunuz sorusuna 10 sene sonra Suriye'yi kurtarmış olmak istiyorum. Bu demek değildir ki başkan olarak devam edeyim. Benim amacım bu değil diye konuştu. Bu konuda diplomatik alanda önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede Suriye'de ateşkes şartları için geçici olarak anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Çözülemeyen birkaç sorun bulunduğunu belirten Kerry, Suriye'de ateşkes her zamankinden daha yakın dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu buluşma öncesi John Kerry ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile telefonda görüştü. Cumartesi gecesi gerçekleşen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.